Bu videoda motor kumandamızı Arduino'ya bağlayacağız. Motor kumandasından gelen kabloları Arduino'nun altından geçirdik. Şimdi tek yapmamız gereken hangi kablonun hangi noktalara bağlanacağını tespit etmek. Multimetremizi açıyoruz. Bu sayede akımı test edebileceğiz. Bip sesini duyuyorsak bu sürekli bir elektrik akımı olduğu anlamına gelir. Bu sayede hangi kablonun hangisi olduğunu anlayabiliriz bip sesini duymuyorsak, bu aynı kablo olmadığı anlamına gelir. Bipi duyduğumuzda ise işimiz kolaylaşır. Multimetremizi kullanarak bunu tespit etmek mümkün. Şimdi L1 kablomuzu alacağız. Burada hangi kablomuzu hangi girişle eşleştireceğimizin listesi var. L1 kablomuzun D10 girişine gitmesi gerekiyor. Bilgisayarda kodu yazarken de bu listeden faydalanacağız. Ve bu sayede tüm fonksiyonları doğru bir şekilde sıralayabileceğiz. Evet, ilk kablomuzu bağladık. Şimdi sıradakine geçelim. Yine multimetremizi kullanarak kablolarımızı eşleştirebiliriz. Sırada L2 kablosu var. Listeye bakalım. Evet, L2'yi D8'e bağlayacağız. Multimetremizi tekrar açıyoruz ve L2'nin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet, şuradaki ikinci kablo. Listemize göre L2'yi D8'e bağlayacağız demiştik. Kalan kablolar için de aynı şekilde ilerliyoruz. Multimetremizi kullanıp kabloları eşleştirerek ve listemizden girişleri kontrol ederek tüm bağlantıları tamamlıyoruz. Bizim kullandığımız kodu kullanacaksanız, bu listeyi baz almanız iyi olur. Burada üstü çizili bir madde var. D9 girişi yanlış gösterilmişti, o yüzden üstü çizili. Doğrusu en tepede yazılı. Bir sonraki videoda kamerayı ve ses kartını bağlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.